Sevgili öğrencilerimiz, mini mini birler, dersimize hoş geldiniz. Yepyeni bir ses videosuyla karşınızdayım. Bugün dikkatli ve güzel bir şekilde beni dinlediğiniz takdirde yeni sesimizin nasıl çizildiğini öğreneceğiz hep birlikte. Ve yeni sesimizle başlayan varlıklara örnekler vereceğiz. Yeni sesimizle ilgili etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Daha sonrasında yeni sesimizin geçtiği kelime ve cümleler oluşturarak hem okuyup hem de yazacağız. Daha öncesinde buna benzer videolar çekmiştim. O videolarımı izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim kanalımdan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Duyamadım. Hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Çocuklar dersimizin başlangıcında bugün hangi sesi öğreneceğimizi söylemedim. Ancak küçük bir hikayem var. Bu hikayeyi dikkatli bir şekilde dinleyelim ve hikayenin içerisinde geçen sesimizi anlamaya çalışalım. Hazır mısınız? Başlıyorum anlatmaya o zaman. Sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başlamıştı. Yağmur ve Yasemin görsel sanatlar dersi için yaprak topluyorlardı. O hafta yaprak baskısı yapacaklardı. Yasemin yaprakları ararken yerde çok farklı bir şey gördü. Ne görmüştü? Yumurta görmüştü. Bu bir kuş yumurtasıydı. Bu yumurtanın yaprakları dökülen ağaçlardan bir tanesindeki kuş yuvasından düştüğünü anladılar. Yoldan geçen yetişkinlerden yardım isteyecekleri sırada yağmur çiselemeye başlamıştı. Hikayemizi beğendiniz mi? Peki hikayemizde geçen kimler vardı? Kahramanları Yağmur, Yasemin, Yaprak topluyorlardı değil mi? Ne görmüşlerdi? Yumurta görmüşlerdi. Yoldan geçen yetişkinlerden ne istiyorlardı? Yardım istiyorlardı. Ve tam o sırada ne yağmıştı? Ne yağmaya başlamıştı? Yağmur kiselemeye başlamıştı. Evet bildiğiniz alkışlıyorum sizleri. Bugün yi sesini öğreneceğiz. Yi. Hep birlikte çıkaralım. Yi. Dilimizi ve ağzımızı bu şekilde yaparak çıkartıyoruz. Yi. Yi. Tabi yanına veya öncesinde sesli harfler getirince çok daha kolay bir şekilde bu sesimizi çıkarabileceğiz. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Y sesiyle başlayan varlıklara hep birlikte örnekler verelim. Y sesiyle başlayan birçok varlığa örnek verebiliriz. Az önceki hikayemizde de geçiyordu. Yağmurun yağması değil mi çocuklar? Yağmur y sesiyle başlar. Başka? Akşam yattığımız zaman kafamızı neye koyarız? Yastığa koyarız değil mi? Yastık y sesiyle başlar. Nerede yatarız? Yatakta yatarız değil mi? O da y sesiyle başlar. Peki üzerimize ne örteriz? Yorgan örteriz değil mi? Yastık, yatak, yorgan hepsi y sesiyle başlar. Başka hangi örneklere verebiliriz? Hikayemizde ne topluyordu çocuklar? Yaprak topluyordu değil mi? Yaprak y sesiyle başlar. Başka örnekler vermek gerekirse hayvanlardan da örnekler verelim. Yılan Yi sesiyle başlar değil mi? Yılan, Yunus denizlerde yüzer değil mi? Yunus başka. Uçan bir hayvan örnek vermek gerekirse yarasa. Başka nasıl örnekler verebiliriz? Yakut çok değerli bir taştır değil mi? Yakut yumurta hikayemizde de geçiyor değil mi? Çok faydalı bir besindir. Çocuklar sabahları yumurta yiyor musunuz? Ben her sabah yumurta yerim. Mutlaka büyümeniz için yumurta yemeye özen gösterin çocuklar. Peki çevremizde iyi sesiyle başlayan arkadaşlarımıza da örnekler verebilir miyiz? Hikayemizde de geçiyordu değil mi? Yağmur, Yasemin, başka hangi isimler var? Yusuf, çok güzel bir isimdir. Yücel, Yakup, Yalın, başka? Yıldız yaşam. Sizler de burada videoyu durdurup yi sesiyle başlayan varlık ve kişi adlarına örnekler verebilirsiniz. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Küçük y ve büyük y sesi kılavuz çizgili defterlerde nasıl çizilir? Hep birlikte inceleyelim ve öğrenelim. Çocuklar küçük yi ve büyük yi sesinin çizimi çok basittir. Öncelikle küçük yi sesini hep birlikte çizelim. U sesini daha önce çizmeyi öğrenmiştik değil mi? U veya Ü. U nasıl yapılıyordu? Aynı bir bardak şeklini alıyordu değil mi? Kılavuz çizgili defterlerde ortada yer alan kırmızı çizgilerden el üstünden başlıyoruz. U çizer gibi çiziyoruz. Elimizi kaldırmadan tekrardan aşağıya doğru en alta kadar iniyoruz en alta vardığımızda aynı bir kedinin kuyruğunu andırırcasına oval bir çizgi çizip orada bitiriyoruz. Küçük yiyi sesinin çizimi bu şekildedir. Tekrardan gösteriyorum. Bakın üstte kırmızı çizgiden başlıyoruz. Aynı u sesini çizer gibi bardak şeklini aldırıyoruz. Ve elimizi kaldırmadan aşağı inen bir sap misali tekrardan en alta kadar çiziyoruz. Bir kuyruk oluşturuyoruz. Ne diyoruz? Yi, Yi diyoruz değil mi? Peki büyük Y sesi nasıl çizilir? O da en üstteki çizgiden başlayarak eğik bir çizgi çiziyoruz. Nereye kadar? Üstteki kırmızı çizgiye kadar soldan sağa doğru eğik bir çizgi çiziyoruz. Daha sonrasında elimizi kaldırıyoruz, kalemimizle yine en üstteki çizgiden Sağdan sola doğru diğer çizgiyle birleşecek şekilde yine eğik bir çizgi çiziyoruz. Bunları birleştiriyoruz ve birleştikleri yerden de dik bir çizgi indirerek bitiriyoruz. Büyük y sesinin çizimi de bu şekildedir. Tekrar izleyelim. Soldan sağa doğru en üstten eğik bir çizgi. Sağdan sola doğru bu sefer eğik bir çizgi. Çizgiler birleşiyor ve tam ortasından dik bir çizgi çiziyoruz. Şimdi ne yapalım? yi sesinin de içinde geçtiği kelimeler oluşturalım. Okuyalım ve yazalım. Çocuklar bugün öğrendiğimiz yi sesinin sonuna veya öncesinde daha önce öğrenmiş olduğumuz sesli harfleri yani a, e, i, o ve neyi öğrenmiştik? U'la Ü'yü öğrenmiştik değil mi? Onları getirerek öncelikle heceler oluşturalım. A sesinin yanına iyi geldi. Ay diye okuruz değil mi? Ay nedir? Dünyanın etrafında, çevresinde dolanan uydumuzdur değil mi? Ay. Ya da canımız yandığı zaman ne deriz? Ay deriz değil mi? Ay. E sesinin yanına iyi geldi. Ey. Bazen seslenmek için ey deriz değil mi? Ey. Ey diye okunur. İ sesinin yanına i getirirsek i. i derken bu şekilde kullanırız değil mi? İ. Okuyalım hep birlikte. İ. O sesinin yanına i, i sesi geldi. Oy diye okuruz değil mi? Çok sevindiğimiz zaman, mutlu olduğumuz zamanlarda da böyle bir rahatlama sesi çıkartabiliriz değil mi? Oy. U sesinin yanına i geldi. Uy deriz değil mi? Karadeniz bölgemizdeki insanlar da genellikle ne derler? Uy derler değil mi? Uy. Ya da daha farklı bir anlamıyla bir şeye uymak, yapmak, uymak. Ü sesinin yanına y geldi. Ü diye okuruz değil mi? Şimdi tam tersini söylüyoruz. Önce y sesineceğiz. Daha sonra da sesli harfleri sonuna getireceğiz. Y sesinin yanına geldi. Ya. Bazen çok şaşırdığımız zaman da ya deriz değil mi? Ya. Y sesinin yanına e geldi. Ye. Bir şeyi yemek değil mi? Ye diyoruz. Y sesinin yanına i geldi. Yi. Yi. Y sesinin yanına o geldi. Yo. Bazen hayır anlamında yo deriz değil mi? Y sesinin yanına u geldi. Yu videomuzu durdurarak sizler de bu hece alıştırmasını yapmalısınız. Heceleri gördüğümüz zaman tanırsak hemen okursak kelimeleri de çok kolay bir şekilde okuyabiliriz. O zaman vakit kaybetmeden kelimelerimizi oluşturalım ve okuyalım. A sesini görmekteyiz. Diğer renkli bakalım. Ya diye okuyorduk değil mi? Birleştirelim. Aya. Aya. Nereye gidiyoruz? Ay'a gidiyoruz. Ay'a çıkıyoruz. Ay'a. Peki bu Ay'a kelimesinin sonuna k eklersek. Tabi o heceyi yak diye okuruz değil mi? Ne olur? Ayak olur değil mi? Yürüme organımızın adı ayaktır. İki tane ayağımız var değil mi? Ayak. Devam edelim örneklerimize. Ay hecesini görmekteyiz. Nasıl okuruz bunu? Ay. Diğer renkli heceye bakalım. Nasıl okuyorduk bunu? Na. Birleştirelim. Ayna, ayna. Gün içerisinde kaç defa aynalara bakarız değil mi? Ayna. Şimdi sıradaki kelimemiz. On yanına iyi geldi. Oy, oy diye okuyoruz. Diğer renkli bakalım. Na, yine aynı hece. Birleştirelim. Oyna, oyna, oyun oyna. Bugün oyna kelimesini cümlelerimizde de çoğu kez göreceğiz çocuklar. Oyna yazmayı da öğrendik. Şimdi sıradaki kelimemizi oluşturalım. Ya, Bakın bu hece ya. Diğer renkli hecemize bakalım. Nasıl olur? K sesin yanına geldi. K diyor okuruz. Birleştirelim. Yaka. Elbiselerde ne bulunur çocuklar? Yakalar bulunur değil mi? Yaka. Şimdi bu yaka kelimesinin sonuna bir hece daha ekleyelim. Çok daha farklı bir anlamda kelime oluşturalım. La hecesini görmektesiniz. Birleştirelim. Yakala. Çok farklı anlamda bir kelime olmuş değil mi? Yakalamak. Yakala. Devam edelim örneklerimize. Üç harften oluşuyor. Tek seferde söylüyoruz. Yanına A geldi. Yat. T sesi de var bakın görüyorsunuz. Yat. Artık uyuman lazım. Yat diyoruz değil mi? Yat. Şimdi ya hecesini görmekteyiz. Diğer hecemize bakalım. A da var. Tak. Tak. Yatak. Bakın nasıl okuruz? Yatak diye okuruz değil mi? Artık yatak yazmayı ve okumayı öğrenmiş olduk. Örneklerimize devam edelim. Yanına o geldi. Ko. Diğer renkleyeceğimize bakalım. U var. Nasıl okuruz? Yun diye okuruz değil mi? Birleştirelim. Koyun. 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 Koyun yazmayı ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. O sesini görmekteyiz. Az önceki yun hecesini de getirelim. Ne olur? Oyun. Bakın koyun kelimesine kafiyeli bir kelime oldu. Oyun. Bakın oyun da yazabiliyoruz artık. Oyun, koyun. Devam edelim örneklerimize. Ni sesinin yanına geldi. Ye diye okuyoruz. Diğer renkleceğimize bakalım. Hh ses, sesinin yanına iyi gelirse ni diye okuruz. Birleştirelim. Yeni. Yeni. Bir şey yeni alındığı zaman ne deriz? Yeni deriz değil mi? Yeni. Örneklerimize devam edelim. Y sesinin yanında A var görüyorsunuz. Ya bir de N var. Yan. Yan tarafıma bak diyorum. Yan. Yan ya da diğer bir anlamı bir şeyin ateş alması, alevlenmesi, yanması değil mi? Yan diyoruz. Devam edelim örneklerimize. O geldi. Yok. Bir de sesi var. Yok. Var olmayan bir şey ne deriz? Yok deriz değil mi? Yok. Yok. Devam edelim örneklerimize. Sesin yanına A gelmiş. Bakın bu sefer büyük yazılmış sesi. K diye okuyoruz. Diğer renkleyeceğimize bakalım. Yanına A geldi. Ya. Birleştirelim. Kaya. Kaya. Taşlara biz ne deriz? Kaya deriz değil mi? Ama burada büyük harfle yazıldığı için biz bu bir isim olarak görüyoruz değil mi? Bu şekilde okuyacağız. Özel isimdir. Bir erkek ismidir. Kaya. Kaya. Devam edelim örneklerimize. Yanına E geldi. Y diye okuyoruz. Diğer renkleyeceğimize bakalım. Nasıl okuruz onu? M Mek. M Mek. Birleştirelim. Yemek. Yemek. Y, -mek. y -mek, ye şeklinde yazabiliriz değil mi? Evet. Devam edelim örneklerimize. Yine Y hecesi var. Diğer renkleyeceğimiz farklı bu sefer. Lek. Lek. Lek diye okuruz değil mi? L yanına E geldi. Lek. Sesi de var. Birleştirelim. Yelek. Yelek. Devam edelim örneklerimize. İlk hecemiz Ley diye okunur değil mi? Ley. Aynı az önceki heceyi getirelim. Lek hecesini getirelim. Lek. Bakın bir hayvan yazmayı öğrendik. Leylek hayvan ismi değil mi? Yazları gelirler, havalar soğuyunca da ülkemizden göç ederler. Leylek. Devam edelim örneklerimize. Nasıl okuruz bunu? A da geldi. Yak. Yak. Az önce yan demiştik. Şimdi bir şeyi tutuştur anlamında. Ateşle. Yak. Yak. Devam edelim örneklerimize. Şimdi bu sefer harfler yer değiştirmiş. K sesiyle başlıyoruz. Yanına A geldi. Ka. Bir de i var. Kay. Kay. Bir zeminden kayarak genç diyoruz değil mi? Kaymak. Kay kelimesinin sonuna az önce kaymak dedim değil mi? Sıradaki heceğimizi okuyalım. Mak diye okunur değil mi? Kaymak. Kayma işi. Ya da çok farklı bir anlamıyla ben çok severim. Sabahları ekmeğime sürerim. Kaymak sütten yapılır değil mi? Kaymak Devam edelim örneklerimize. İlk hecemiz nasıl okunur? Kam. Kam diye okunuyor değil mi? Devamında yon. Birleştiriyoruz. Kamyon. Kamyon. Büyük araçlara ne diyoruz biz? Kamyon diyoruz değil mi? Örneklerimize devam ediyoruz. İ sesini görmekteyiz. Diğer renkli hecemize bakalım. Yi diye okunur değil mi? Birleştiriyoruz. İyi, kötü olmayan şeylere biz ne diyoruz? İyi diyoruz değil mi? İyi, güzel olmuş anlamında. Sizler de iyi bir şekilde okuduğunuza eminim. Ekranları başında izleyenlere selamlar olsun. Devam edelim örneklerimize. Sıradaki kelimemiz yanına uy geldi. Yü, bir de ses de var. Yük diye okuruz değil mi? Yük. Yük diye okunur. Şimdi yük kelimesinin sonunda farklı bir hece var. Lü diye okuyoruz değil mi? Lü. Birleştirelim. Yüklü. Ağırlıklı anlamına geliyor. Yüklü. Yine aynı şekilde yin yanında ü var. Bir de nin sesi var. Yün diye okuyoruz değil mi? Yün. Elbisemiz nasıl? Yünden yapılmış. Yün. sonunda da lü hecesi var yine görüyorsunuz. Yünlü yüklüde olduğu gibi yünlü kelimesini de oluşturmuş olduk. Örneklerimize devam edelim. Ü sesini görmekteyiz. Diğer renkli bakalım. Y diye okuyoruz değil mi? Üye. Herhangi bir yere nedir? Üye olmak. Oraya katılmak anlamındadır. Üye. Üye. Eleman. Üye anlamında. Devam edelim. U sesini görmekteyiz. Diğer renkli hecemiz yanına U geldi. U birleştirelim. Uyu. Uyumak değil mi? Uyu. Uy kelimesini görmekteyiz. Hecesini diğer renkleyeceğimize bakalım. K. Yanına u geldi. Ku. Uyumakla ilgili. Uyku. Uyku da yazabiliyoruz artık. Birçok kelime oluşturabiliyoruz iyi sesiyle. İyi sesinin yanında a var. Ya bir de yi. bir tane daha iyi var. Yay diye okuruz değil mi? Yay, Oklarına nasıl atarız? Yayla atarız. Yay, ya hecesini görmekteyiz yine. Yine tekrardan bir daha ya diyelim, iki defa. Yaya, yaya nedir? Trafikte, yolda yürüyen varlıklara, araçsız varlıklara yaya denir, değil mi? Yaya. Devam edelim örneklerimize. O sesini görmekteyiz. Büyük harf yazılmış. Diğer hecemiz az önceki ya. Birleştirelim. Oya, oya, oya yazmayı da öğrendik. An yanına iyi geldi. Ay, diğer renkleyeceğimize bakalım. La, ayla diye yazarız. Ne yaptık sizlerle beraber çocuklar? İçinde iyi sesi geçen kelimeleri oluşturmuş olduk. Şimdi de sizlerle beraber cümleler oluşturalım, hem okuyalım, hem yazalım. Hazırsanız cümlelerimize başlıyoruz. Oya, iyi, oyun, oyna. Oya yazmayı öğrenmiştik. İkinci kelimemiz iyi, oyun, oyna. Bir daha okuyorum. Oya, iyi, oyun, oyna. Oya, iyi, oyun, oyna. İkinci cümlemiz aile, aile yazmayı öğrenmiştik ilk kelimemizde. Aile, ikinci kelimemiz yaya. Yaya yazmayı da öğrenmiştik değil mi? yolunu üçüncü kelimemizde üç defa da söylüyoruz. Yolunu kullan. Ayla yaya yolunu kullan. Tekrar okuyorum. Ayla yaya yolunu kullan. Üçüncü cümlemiz ay kut. Bakın ay kut diye yazıyoruz. Ay kut kamyona yük yükle. Aykut kamyona Yük, yükle. Sıradaki cümlemiz Aylin, Aylin. Sıradaki kelime etli ekmek. Ekmek yazmayı öğrenmiştik daha önceki videolarımızda. Etli ekmek ye. Aylin Konya'ya git. Etli ekmek diyorlar orada da değil mi? Konya'dakiler de selamlar. Konya'daki öğrencilerimize etli ekmek ye. Aylin etli ekmek ye. Sıradaki cümlemiz Eymen. Bakın nasıl yazılmış Eymen? Eymen. Bu şekilde değil mi? Eymen. Sıradaki kelimemiz kolay. Kolay. Oyun oyna. Eymen. Kolay oyun oyna. Eymen. Kolay oyun oyna oyna. Ve son cümlemiz Tülay Tülay diye yazılıyor değil mi? Tülay yeni yatak al. Tülay yeni yatak al. Sizler de videomuzu geri sararak tekrardan bu cümleleri okuyabilirsiniz. Veya bir büyüğünüzün yardımıyla o okuyabilir. Siz de bakmadan yazabilirsiniz çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz bugün sizlerle beraber y sesini eğlenceli bir şekilde öğrendik. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de çok kolay bir şekilde y sesi geçen kelimeleri ve cümleleri okuyabilirsiniz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.